Yeniden merhaba. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda IMDb'de en çok puan almış 250 film listesindeki en iyi 10 filmin 5'ini sizin için listelemiştik. Şimdi bu videomuzda ilk 5'i de listeleyip bu filmlerin nasıl olup da ilk 5'e girebildiklerinin sebeplerine birlikte bakalım. Listemizin 5. sırasında 8.9 IMDb puanı ve orijinal ismiyle 12 Angry Men, 12 Öfkeli Adam geliyor. 18 yaşındaki bir gencin suçlu olup olmadığı üzerinden yaşamına veya ölümüne karar vermekle sorumlu olan 12 kişilik bir jüri heyetini ve 1 saat boyunca verecekleri karar üzerinde oynadıkları satrancı anlatıyor. Gelin filmi 5. sıraya taşıyan özelliklere birlikte bakalım. Öncelikle 1957 yılında çekilmiş olan filmin dönem şartları müsaade etmesine rağmen dram unsurunu daha iyi yansıttığı düşünülerek yönetmeni Sidney Lumet tarafından siyah beyaz çekilmiş olması. Irkçılık gibi bir konunun bugünkünden daha zor koşullarda tartışılabildiği bir dönemde işlenmiş olması, iyi bir film çekebilmek için milyon dolarlar harcamaya gerek olmadığının bir kanıtı niteliğinde olması, yazarı Reginald Rose'un kendi gerçek deneyiminden uyarlayarak televizyon için yazdığı 1 saatlik oyunu görüp beğenen Henry Fonda'nın yapımcılığı üstlenmesi ve aynı zamanda filmin başrolündeki muhteşem performansı, ekip dinamiği ve çatışma çözme tekniklerini göstermek için birçok işletme bölümünde ve aynı zamanda hukuk fakültelerinde de derslerde izletiliyor olması ve bizce en önemli sebep, Amerikan Film Enstitüsü'nün en iyi 10 mahkeme filmi sıralamasında 2. sırada yer almış olması ve aynı zamanda Steven Schneider'ın Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film isimli kitabında yer almış olması. Gelelim listenin 4. sırasına. Türkçe'ye Baba ismiyle çevrilen Godfather serisinin 2. filmi, Baba 2. Gelin isterseniz senaryosunu Mario Puzo'nun aynı adlı romanından yönetmeni Francis Ford Coppola ile birlikte uyarladığı bu filmi listenin 2. sırasında bulunan serinin ilk filmi olan Baba 1 ile birlikte inceleyelim. Bakalım her iki filmde dünyaca ünlü listenin 4. ve 2. sırasına nasıl yerleşebilmiş? Öncelikle dünya sinemasında çok az filmin hemen her çevreden eleştirmen ve yönetmen tarafından saygıyla anılarak bu denli itibara kavuştuğu bir üne sahip olması. Oyuncuların seçimleri ve muhteşem performansları ve bu oyunculuklarla elde ettikleri ödülleri ve Marlon Brando'nun kendisine layık görülen ödülü Amerikan yerlilerine yapılan katliamlara dikkat çekmek için yerine konuşması için bir yerli kadını göndererek ödülü reddetmiş olması. Baba 2'nin en iyi film, en iyi yardımcı oyuncu ve en iyi yönetmen de dahil toplam 6 Oscar'ının, Baba 1'in de en iyi film ve en iyi yardımcı oyuncu da dahil 3 Oscar'ının ve birçok uluslararası ödülünün olması. Besteci Giovanni Rota Rinaldi tarafından yaratılmış ve günümüzde hala ezbere bilinen filmin muhteşem müzikleri. Filmde herkesin kendinden bir şeyler bulduğu aile kavramı ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin çok iyi işlenmiş olması. Kitaptan uyarlanan ya da film için özel olarak yaratılmış ve hala hafızalarda olan çarpıcı sahneler, bir Don Corleone repliği olan "I'm going to make him an offer he can refuse," yani ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım cümlesinin sinema tarihinin en çok gönderme yapılan repliklerinden biri haline gelmesi ve Amerika Film Enstitüsü'nün 2005 yılında yaptığı bir ankette en çok hatırlanan ikinci replik seçilmiş olması. Peki, Temmuz 2008'e kadar listenin 1. sırasında olan serinin 1. filminin 9.2'lik IMDb puanı ile serinin 2. filminden 2 sıra yüksekte olmasının en önemli sebepleri ne olabilir? Konu hakkında yazılmış olan makalelerden yaptığımız araştırmalara göre her iki filminde başrol oyuncusu Al Pacino'nun canlandırdığı Michael Corleone'nin ana karakter olmasına rağmen o günlerden günümüze kadar mafya ve mafya babası algısında görüntü ve sesleriyle Vito Corleone'nin daha ön plana çıkmış olması ve yine eleştirmenlere göre mizacıyla sevilen Sonny karakterinin 1. filmde trajik şekilde ölerek 2. filmde olmamış olması olarak gösteriliyor. Şimdi listemizin 3. sırasına geldik.
Kara Şövalye. Orijinal adı Dark Knight olan bu filmi 9 puanla IMDb'nin 3. sırasına taşıyan sebepleri gelin birlikte inceleyelim. Filmdeki oyunculukları tartışmasız olan başrol oyuncuları Christian Bale, Heath Ledger'a yardımcı rolleriyle Gary Oldman, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Michael Caine ve Maggie Gyllenhaal'ın muhteşem performansları ile eşlik etmiş olması, Batman'in bu filmde bir süper kahramanın olması gereken kusursuz çizgi roman karakterinden hataları ve bazı başarısızlıkları ile gerçek hayata daha yakın bir karaktere dönüşmüş olması, aralarında Tenet, Interstellar ve Dunkirk gibi son 10 yılın ses getiren filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan tarafından yönetilmiş olması, Batman filmlerinde Batman'den sonra en önemli süper kötü karakter olan Joker'i Heath Ledger gibi bir oyuncunun icra etmiş olması, başta Joker olmak üzere filmin makyajlarının ve görsel efektlerinin üstün performansı, gelmiş geçmiş en çok hasılat getiren Batman filmi olması ve filmin 9 IMDb puanı ile 3. sırada olmasının en önemli sebebi ise 2019'daki Joker filmine kadar gelmiş geçmiş en iyi Joker oyunculuğu sergilediği düşünülen Heath Ledger'ın çekimlerin bitmesinden yalnızca 2 ay sonra yanlış ilaç kullanımından kaynaklanan zehirlenme sonucu 28 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş olması. Ve listemizin 1 numarasına geldik. Orijinal ismiyle The Shawshank Redemption. Türkçe çevirisiyle Esaretin Bedeli. Peki, günümüzden 28 yıl önce çekilmesine rağmen bu filmi hala çok konuşulur kılan, 95 Oscar ödüllerinde 7 dalda aday gösterilmesine rağmen hiç ödül alamayan bu filmi IMDb listesinin en tepesine uzun zaman önce yerleştiren ve uzak ara orada kalmasını sağlayan büyü nedir? Öncelikle filmin yönetmeni de olan Frank Darabont'un ünlü korku yazarı Stephen King'in Rita Hayworth and the Shawshank Redemption adlı kısa hikayesini sinemaya etkileyici bir biçimde uyarlaması ve bu senaryonun insanların kalbine dokunmayı başaran sürükleyici ve umut verici bir hikayesinin olması. Aslında Amerika gişesinde zarar eden filmin sonraları dünya gişesinde başarıyı yakalayacak olması ve 90'ların ruhu ile önce 1995'te 300 bin adet VHS kaset rekoru kırması ve ardından da Amerikan halkının o dönemde en çok tercih ettiği televizyon yayın çeşidi olan kablolu yayın kanalları tarafından satın alınması ve çok geniş bir kitleye yayılmış olması. Filmin 2013 yılında Yeni Klasikler serisine dahil edilmiş olması, görüntülerinin, müziklerinin, oyuncu seçimlerinin, performanslarının ve seçilen çekim mekanının hikayeyi güçlendirmesi, özellikle çekilmiş olan bazı sahnelerin resimleri, müzikleri ve duyguları ile izleyiciyi masalsı bir dünyaya taşıması, ama filmin listenin birinci sırasında olmasının bizce en önemli nedeni, izleyicinin tahmin edemediği ama çok da tatmin olduğu muhteşem final sahneleri. Evet, Esaretin Bedeli ile iki bölümden oluşan IMDb puanına göre en iyi 10 film listemizi tamamlamış olduk. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşça kalın.